Sercan, neler yapıyorsun sen orada öncelikle onu sorayım. Beşiktaş'ı takip etmeye devam ediyoruz Hakan Gündar. İyi yayınlar. Konuklarına da selamlar, saygılar. Vodafone Park'tayız, Dolmabahçe'de. Beşiktaş bugün saat 21 itibariyle Sivasspor'la karşı karşıya gelecek hazırlık turnuvasında. Aslında Şampiyonlar Ligi'nden veda ettikten sonra bir resmi maç, ardından bir hazırlık maçı. Ayrı bir önemi de var. Sergen Yalçın'ın öğrencilerini ikinci kez bu sezon bir maçta görme imkanı sağlayacak. Şampiyonlar Ligi'nden veda ettikten sonra. Bugün Vida ve Adem'le hiç yok. Milli takımdalar. Ersin'le Hıdvan da yok. Erdoğan'la birlikte. Ümit milli takımda onlar da. Bu 5 futbolcudan yoksun sahaya çıkacaklar. Az kadroya yakın bir kadro bekliyoruz biz. Tabii ki bu maçın önemi var, ancak bir yandan da Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarını sürdürüyor Hakan Gündar. Montero bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti, ancak resmi bir imzanın olmadığını söyleyelim. Sebebi de her yayında söylüyoruz, belirtiyoruz. 14 yabancı futbolcusu var Beşiktaş'ın ve Montero ile ıslak imzayı, resmi sözleşmeyi imzalayabilmesi için ve lisans çıkartabilmesi için yabancı futbolcularından birini göndermesi gerekiyor. Bu yabancı futbolculardan en önemli aday, birinci aday Enzo Rocco. Beşiktaş yönetimi anlaştı Enzo Rocco'yla. Normalde 1.4 milyon euro yıllık ücreti var. Beşiktaşlı idareciler yaklaşık 3-4 gündür menajeri Fernando da İstanbul'da. Onunla da görüşüyorlar. 700 bin euroya el sıkıştılar, ancak artık son detaylar, son pürüzler konuşuluyor. Menajerinin biraz da o taksit sayısını, 700 bin euroyu biraz daha az bir taksitle alma isteği var. Aynı zamanda Rocco da kendisine takım arıyor. Biz Rocco ile ilgili artık sayılı günleri sayıyoruz vedalaşması için. Ancak halen imzanın Rocco ile feshetme imzasının olmadığını söyleyelim. Aslında Montero transferi de, o sözleşme de buna bağlı. Beşiktaş yönetimi bunu bekliyor. Montero artık bir yıllık bir anlaşmadan söz edelim Hakan Gündar. Ancak bir sonraki yıl Montero'yu Beşiktaş kiralaması durumunda, isteği durumunda öncelik belli bir tarihe kadar Beşiktaş kulübünde olacak. Oyuncuya 750 bin euro ücret ödeyecek ve şu detayı da paylaşalım. Eğer Beşiktaş sözleşmesini, Francisco Montero'nun sözleşmesini almak isterse %50'sine 4,5 milyon euro ödemek zorunda kalacak. Bu maddenin de zorunlu bir madde olmadığını söyleyelim. İsteğe bağlı bir madde. Sağ bek transferi gündemde. Nazım Sangare ile başkanlar düzeyinde görüşme gerçekleşti. Artık ligin başlamasına da az bir vakit kaldı. Beşiktaş yönetimi hem futbolcu göndermek isterken, özellikle yabancı futbolcular, Rocco ve Mirin'in o başı çektiği yabancı futbolcuları, bir yandan da transfer yapmak zorunda. Biz gün içerisinde de Beşiktaş yönetimiyle konuştuk. Biraz artık yabancı oyuncuları gönderme konusunda çalışmaların olduğunu söylediler. Burada Rocco'dan, Mirin'den gelecek gelişmeleri bekliyoruz. Mirin için Fransa'nın Lig 1 takımı Nantes. Gayri resmi bir girişimi var Hakan Gündar. Orada Nantes'ın kadro planlaması içerisinde, kadro rotasyonu içerisinde 4 tane yabancı stoperi var. Nantes kulübü o 4 stoperden birini göndermesi durumunda. Parantez içerisinde söyleyelim. O 4 futbolcudan, 4 stoperden birini göndermesi durumunda Mirin'e teklif yapacak. Sercan, daha anlatacağın bir şey var mı? Her şeyi anlattın ama belki aklına gelmeyen bir şey vardır. İstiyorsan biraz daha düşün. Sevgili Kalinic, Sercan. Hakan Gündar. Çok teşekkür ediyorum. Nikola Kalinic, Beşiktaş. Evet. Evet. Kalinic. Kalinic'le de temaslar var. Ama Beşiktaş yönetimi diyor ki bonservisini al, öyle gel bize. Sercan, yarın stüdyoda konuksun. Biliyorsun. Arkanda bulunan Kartal, evet, yuvasından belki bir tane tişört veya forma alırsın. Yarın yayın öncesinde bir izleyicimize hediye etmeyi düşünürsün herhalde. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Elbette. Bunu canlı yayında söylediğin için de Hakan Gündar, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sercan, çok başarılı muhabir. Başarılı. Hakikaten çok başarılı muhabir. Emre Kaplan öyle. Bizim Ahmet Selim Kul öyle. Muhabir kadromuz çok iyi maşallah. Ya maşallah, bizim gerçekten de ekip bu konuda çok iyi. Yalnız genel olarak şu transfer dönemi, son dönemde ben transfer haberlerine, paylaşımlarına, sosyal medya paylaşımlarına baktığımda burnuma kötü kokular geliyor. Nasıl? Özellikle bazı menajer odaklı çalışan
Yani tabii ki gazeteci kaynaklarından biri menajerler de gazetecilerin kaynaklarındır ama menajerlerin finanse ettiği bazı sosyal medya hesaplarından futbolcularla ilgili algı yaratmak bence Türk medyasının son dönemde biraz üzerinde durması gereken, tartışılması gereken konulardan bir tanesi. Maalesef bazı meslektaşlarımız fazla kanalizeler o kanala. Yani evet, bir gazetecinin kaynaklarından bir tanesi de menajerlerdir, futbolcu temsilcileridir. Ama işin içerisinde ya, uluslararası anlamda çok ciddi sıkıntılar var. Yani bugün Türkiye'de birçok transferde ismi geçen bir menajerin yurt dışındaki bir gazeteci üzerinden nasıl algı operasyonu yaptığını, Türkiye'ye Kayar'ın neden transfer olmadığını sen biliyor musun devre arasında? Hayır. Kayar Galatasaray'a transfer oluyordu. Fatih Terim çok istiyordu. Bunu engellediler. Nasıl engellediler biliyor musun? Bazı isimler hemen bir karalama kampanyasına gittiler. Futbolcuyla ilgili sakatlık haberi yaydılar. O sakat dediğiniz Kayar Milan'la yeni sözleşme imzaladı. Fatih Terim Kayar'ı çok istiyordu. Çok net bilgi. Bakın, bu Türk medyası açısından önümüzdeki günlerde çok sorgulanacak bir durum. Evet. Muhabirler, medya, menajer ilişkisi, menajerler tarafından finanse edildiği söylenen bazı hesaplar. Sonuçta bizim işimizde transfer. Transferin içerisinde bu kadar kötü şeyler olmamalı. Yani her şey şeffaf olmalı. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki, söylüyorum, Muhammed Yıldırım Instagram'da ulaşmış. Galatasaray için Juan Mata ismi geçiyor diyor. Yani ne matası yani? Ya alabilir. Ya Galatasaray yani çok büyük bir kulüp. Tabii ki Galatasaray Mata'yı da alırdı. Ya alabilir. Hani bunda bir şey yok ama şu anki ekonomik şartlarda çok zor olmuş. Ekonomik şartlarla da alakalı değil. Bu vizyon meselesi. Bu... Yok, öyle demeyelim. Şimdi Galatasaray'ın adı yeter ya böyle transfer. Yok yok, şu an Galatasaray'ın, yani şu an Galatasaray yönetimi böyle bir transferi tasarlamıyor. Bence Galatasaray'ın ihtiyacı yok bu arada. Yani Galatasaray Mata'ya falan şu an gerek diyor. Belhanda'yı gönderebilseydin Mata ihtimalini konuşabilirdik. Ama zaten benim elimde Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan, hali hazırda Belhanda ve şimdi Mata gerek de yok. Mata aslında hep gerek olan bir oyuncu ama şu kadro planlamasına Galatasaray'ın ihtiyaçları, zorunlu ihtiyaçları arasında Mata yok. Galatasaray'ın iyi bir kesici ihtiyacı var Hakan. Yani bu arada net bir bilgi olarak aktarayım, seri olmuyor. Mustafa Mandevi saymamışız. Mustafa Mandevi de ben saymadım. Mustafa Mandevi demedim mi ben? Yok. Nasıl demedim? Unutma ben derim dedim diye hatırlıyorum ya. Neyse, Mandevi de Joker. Yani ay, iyi çok Joker iyi muhabir canım. Biz yetiştirdik. Tabii ki iyi olacak yani. Şey olarak Hakan, yani Galatasaray açısından gerçekten de önce bir 6 numara probleminin çözülmesi lazım. Yani Mata ihtimal gerek yok ya. Hayal kurmaya gerek yok. Yani şu an Mehmet Gökşen, Nevzat Bey'e sorar mısınız demiş. Bordo forması giyen Salomon Kalou için neler düşünülüyor? Çünkü Fenerbahçe'yle adı geçiyor demiş. İyi, çok iyi futbolcu. Ben iyi futbolcu. İzlediğim bir oyuncu. Ama hep aynı kanal ve kaynak üzerinden. Aslında demin bazı şifreler vermeye çalıştım. Bilyan Davila'nın futbolcusu sonuçta. Giuliano'nun isminin geçmesi de yine... Hiç alakası yok Fenerbahçe'yle. Ahmet Selim Kulla yayından önce konuştum. Abi dedi, kesinlikle Fenerbahçe böyle bir transferi hiç düşünmüyor. Ben adı bile geçmedi dedi. Bilyan Davila'nın oyuncusu olarak söylüyorum. Yoksa Fenerbahçe'nin oyuncusudur değildir. Yani Fenerbahçe ilgileniyor, ilgilenmiyor orasında değilim ama sonuçta ismi geçiyor bir şekilde. Yani ben de aldığım referanslar iyi yön ama Fenerbahçe'nin Kalou'dan ziyade bence daha striker, golcü bir oyuncu önceliği olacağını düşünüyorum. Tiam dün bazı soru işaretleri